Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu özlem hepimizde var galiba. Sizlerle birlikte olmak, sizlere bir şeyler anlatabilmek, bir şeylerden bahsedebilmek, bir mutluluk bizim için, bir huzur vesilesi. Allah Teala hepimizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizim için de sizlerle konuşmak, sizlere Allah'ın bize söylettiklerini söylemek. Sadece sizleri mutlu etmek için yaşamak. Bunlar hep Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı mutluluk vesileleri. Mutluluk çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Ama Allah'ın yolunda olmadan hiç kimse mutlu olamaz. Mutluluk kesintisiz bir müessese. Ara sıra yaşadığınız zevkler mutluluğu oluşturmaz. Onlar mutluluktan bir parçadır sadece. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Mutlak bir sulh ve sükun işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, sevenler mutlu olur. Bu sevginin başında Allah'ı sevmek vardır. Allah'ı sevmek, ona aşık olmak ama son devrede Allah'a hayran olma. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, öyle olunca her şey bir büyük güzelliğin arkasında görünüyor. Size ulaşıyor. Sizi çepeçevre sarmalıyor. Hani bir söz vardır ya, mutluluktan uçmak, o zaman mutluluktan uçuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman sormaz mısınız? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bana da öyle gelse, size de öyle gelse, sevmek mutluluktur. Öyleyse sevin. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenler olabilir. Sizin düşmanlarınız olabilir. Olsun, onları da sevin. Ama severseniz, mutluluğu tam olarak yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hesaplar daima Allah'la kişiler arasındadır. Biz bizi sevmeyenleri, bizden nefret edenleri de severiz. Ömrümüz oldukça da hep sevmekte devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, kim başka birisine zarar vermeye çalışırsa sadece zarar vermeye çalışan kişiyi kaybeder. Zarar vermeye uğraştıysa onun zarar denettiği her şeyin gerçekleşmesi halinde devamlı
derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bize de onu öğretti. Sizlere mutluluk vermek için buradayız. Sizleri huzura kavuşturmak için, sizi mutlu etmek için buradayız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Allah Teala hepinizi seviyor. Ama az ama çok mutlaka bir sevgisi vardır. Bu sevgi sizin Allah'a liyakatinize, yani Allah'a layık oluşunuza paralel bir seyir takip eder. Ne kadar layıksanız o kadar sevilirsiniz. Yani ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey çok güzel görünüyor. İçimiz ferahlıyor buradan sizlere baktıkça. Sizler bizi görmeseniz de biz sizi görürüz. Allah Teala sizleri gösterir bize. Hiç kimsenin hiçbir yaptığı şey Allah'tan gizli kalamaz. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu başka insanların mutluluğu için çalışanlara. Onlar her zaman mutludurlar. Bütün şartlar içinde onlar mutlu ve huzur dolu bir dünyada yaşarlar. Hep sorarlar kendi kendilerine, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, siz Allah içinseniz, Allah da sizin için olur. O size karanlığı bile aydınlık gösterir. Karanlığın içinde kalp gözünüzü açar, başka bir dünya görürsünüz. Önemli olan da o başka dünyanın görülmesidir. Bu gözler o dünyayı göremez. Ama şuradaki bir tane var ya, adına kalp gözü diyorsunuz, gönül gözü diyorsunuz, işte o göz. Allah'ın insanlara olan büyük bir bağışıdır. O bahşettiği gözle insanlara baktığınız zaman onların kalbini görmek Allah'ın en büyük nimeti. İnsanlar vardır. Sizi çok sevdiğini söyler. Kalbine baktığınız zaman gerçeği hemen anlarsınız. Ne kadar sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, evvela bir büyük gerçeği hep beraber yerine oturtalım. Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? İşte bu olay. Bu devrin Resulü olarak Allah Teala bizi seçmiş. Bizden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden söktü, aldı. Nefret afetinin yerini sevgi hasreti kapladı. Ve bütünüyle nefreti yok etti. İşte öyle bir sonuçla karşı karşıyayız ki sevgi
her şeyin üstünde özel bir yerin sahibidir. Ne kadar karanlıkları sevgi nuru kaplarsa o kadar mutlu bir insan olursunuz. Mutluluğun ön adımları sevgiyi içerir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Sevgisiz, nefretle dolu bir dünyada kendisinden nefret ettikleri için herkesten nefret eden bir insanın sevmesi mümkün değildir. Bunlar kısasa kısas uygulayanlardır. Ama Allah Teala daha üst seviyede, en üst seviyede bizi sevmeyenleri de sevmemizi emrediyor. Kim yapabilir bunu? Bunu nefsinin kalbinde ahmet kalmayanlar yapabilir. Allah Teala onları daimi zikre ulaştırır. Zikri daim nefsinizin kalbine devamlı Allah'ın nurlarının yağması nefsinizin kalbini hep pırıl pırıl nurla dolu bir hüviyette bırakmasıdır. Sevgi yoksa bu sonuca hiçbir zaman hiç kimse ulaşamaz. Buradaki müşevik unsurda, nihai unsurda, müşevik bu hedefe ulaşmaya teşvik edici, nihai de sonuncu en üst noktada, en son noktada olan unsur hep sevgidir. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kardeşlerim dediğim zaman bu sevenler ön planda gelir. Ama sevmeyenler de bizim kardeşimizdir. Bizim düşmanımız olamazlar. Buradaki inceliği acaba anlatabiliyor muyum? Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olamayız. İçimizde Allah-u Teala nefret adı verilen müesseseyi bırakmamış, yok etmiş. Yerine sevgi tohumları ekmiş, o tohumlar yeşermiş ve her tarafımız bir sevgi gölü haline gelmiş. Sevgi dağcı. Yapraklar turuncu olmuş. Sevmek üzerine bir dünya kurmuşuz. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki bizden nefret edenler de var. Ama en çok şaştığımız şey, biz onlar hakkında hiçbir kötü şey düşünmediğimiz halde insanlar acaba nasıl bize düşman oluyorlar? Arkasında hep iblisi görüyoruz. Şeytanı görüyoruz. O insanları birbiriyle devamlı sürtüşmeye zorlamak ister. O hüviyette yaşamalarını ister. Herkesin birbirine düşman olduğu
bir dünya kurmak ister. Ama Allah ve onun dostları olan bizler, bize düşman olanlar da dahil olmak üzere bir dostluk içinde yaşamak isteriz. Bize kötülük yapanlara kin duymamız mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kini ve nefreti kalbimizden söküp almıştır. Daimi zikre ulaştığınız noktada bu olay biter. Kin ve nefret kalmaz, yerine sevgi alır. Allah Teala bizi daimi zikre yıllarca, 10 yıllarca evvel ulaştırdı. Biz ulaşmadık. Kendi gayretimizle elde ettiğimiz bir sonuç olmadığı için Allah'a şükranımız sonsuzdur. O gerçekleştirdi. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir demek bir insanın kalbinde nefretin, kinin ve bütün negatif faktörlerin devre dışı kalması demektir. Yok olması demektir. Yerini sevginin ve onun etrafındaki bütün güzelliklerin alması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize sevmeyi öğretti ve herkesi sevdirdi. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar herkesi severiz ve sevmediğimiz hiç kimse olmadı sevgili kardeşlerim. Bize düşmanlık edenleri neden severiz? Onlara evvela çok büyük bir seviyede acımayı öğretti Allah Teala bize. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Resulüne düşman olan insanların gidebilecekleri yer cennet ne yazık ki olmuyor. Onlara kötülük etmeye çalışanların gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Allah Teala bize sonuçları gösterdiği için onlara çok büyük bir acıma ile acıyoruz. Keşke bizim elimizde olsa biz onların da cennete girmesini isteriz Allah Teala'dan. Ne olursa olsun bu dünya sevgili kardeşlerim, insanların 50-60 sene, 100 sene, 150 sene olmaz ama öyle olduğunu kabul edelim. Eskiden oluyormuş. Benim ceddim Evronas Bey 139 sene yaşamış. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah Teala'nın bir mutluluk kaynağı olmalı. Birbirimizi sevmezsek mutluluğu yakalayamayız, yaşayamayız. Ama insanlar hep şöyle düşünür. O beni severse ben de onu severim. Bu yanlış bir düşünce sevgili kardeşlerim. Hepimiz farklı bir düşünceye kendimizi adamalıyız. Ben etrafımdaki herkesi seveyim. Onlar da beni sevsinler. Ben seveyim ki sevsinler. Onlar beni sevsin de ben öyle onları severim değil. Ben onları severim, sevmeliyim. Onlar beni sevseler de sevmeliyim.
Sevmeseler de sevmeliyim. Hayatın bütün safhalarında kazananlar hep sevenlerdir. Sevenler sevdikleri için derecat kazanırlar. Nefret edenler derecat kaybedecek olanlardır. Nefret edenler kötülük yapmak isterler. O kötülükler akıllarında kaldıkça onlara negatif bir zarar olmaz, derecat kaybetmezler. Birisi bir başkasına kötülük etmek istiyorsa, kötülük etmek istiyor diye derecat kaybetmez. Ama o kötülüğü gerçekleştirdiği zaman derecat kaybeder. Başka bir kaybı var mı? Var. Hep başkaları için kötülük düşünen bir insan hiçbir zaman mutlu olamaz. Oysa ki başkalarını mutlu etmek için kendisine hedefler tayin eden bir insan her zaman mutludur. Neden? Çünkü o aklındaki güzel şeyi, başkasını mutlu etme olayını, hedefini gerçekleştirebildiği zaman o kişiyi mutlu edecektir. Hep bunun, bu hedefin güzel sonuçları için yaşamak ister. O mutluluğu yaşamak ister başkalarına, mutluluk verip, huzur verip onları mutlu etmenin Allah tarafından kendisine ulaştırılacağı o mutluluğu onu yaşamak ister. O bilir. Daha evvel başkalarına iyilikler yapmıştır. Arkasından büyük bir ferahlık, büyük bir huzur, neticede kesintisiz bir mutluluğu yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, ister ki herkese aynı güzellikleri aynı standartlarda ulaştırayım ki Allah da beni hep mutlu kılsın. Sevgili kardeşlerim, ya kötülük edersiniz, arkasından da huzursuz olursunuz. Çünkü Allah-u Teala ona verdiğiniz sıkıntının aynını size de yaşatır. Mutlaka yaşatır. Allah'ın kanunu budur. Kötülüğe kötülük, iyiliğe iyilik. Allah-u Teala başkasına kötülük edenlere azap adlı bir müessese uygular. Onlar yaptıkları kötülüğün vicdan azabını yaşarlar. Ona insan halk arasında vicdan azabı denir. Ama kim bir başkasına iyilik etmişse, ona huzur verecek olan bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman o başka insanları mutlu etmenin Allah tarafından kendisine dönen mutluluğunu yaşar. Kime bir iyilik ederseniz, kime bir güzellik yaşatırsanız, kime mutluluk verirseniz, kimi mutlu etmek sizin elinizden gelirse onu mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Mutluluğu kazanmak için bunu yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Ya mutlu edersiniz, mutlu olursunuz ya da mutsuz edersiniz, mutsuz olursunuz. Şeytanın bütün insanları birbirine düşman etmek istikametindeki gayretleri iki ayrı sebebe dayalıdır. Hem taraflardan birini diğerine düşman edecek, onun diğerine bir kötü davranışta bulunmasını temin edecek. Arkasından da o kişi mutsuzluğu yaşayacak tabii başkasına kötülük ettiği için. Yeter mi? Yetmez. Şeytan bir taşla iki kuş vuruyor. Çünkü kendisine kötülük edilen kişi de ona kötülük etmek isteyecek. Ve de bunu yapabilmek için çözümler arayacak. Başardığı zaman ona o da kötülük etmiş olacak. Ve kötülük ettiği zaman
ferahlayacağını zanneden bu kişi, kötülük ettiği için daha çok huzursuz olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları hep işler. Allah Teala ister ki hepiniz mutlu olun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun ister Allah Teala. Gayesi ne? Gayesi sizin mutluluğunuzla huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Yaşarsanız ne olur? Yaşarsanız siz etrafındaki insanları da mutlu etmeye çalışan birisi olursunuz. Sizden etrafınıza hep huzur ve mutluluk saçılır. Bunlar sizi dinlemekten mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Siz de onlarla konuşmaktan huzur duyarsınız. Çünkü hedefiniz onlara mutluluğu yaşatmaktır. Onları her halükarda mutlu etmektir. Kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Her yaptığınız güzel davranış, onları mutlu eden davranış, o mutluluğun size de geri dönmesine sebebiyet verecektir. Herkese mutluluk vermeye çalıştığınız için siz devamlı mutlu olan bir insan olacaksınız. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Belki bir gün bunun şarkısı da yapılır. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için Allah Teala hedef gösteriyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Yani başkalarının da nefrete ulaştırabilecek olan şeyleri başkasına söylemeyiniz manası var burada. Allah Teala sizleri ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir bilseniz, o zaman hep başkalarına bir nebzecik iyilik yapabilmek için çırpınır durursunuz. Arkasından gelecek olan o büyük iç huzurunu ve mutluluğu yaşamak için. Başkalarına her mutluluk verdiğiniz olayın arkasından kendinizi bir yoklayın. Allah'ın size ne kadar çok mutluluk verdiğini göreceksiniz. Mutlu olmak isteyen anahtarı bilsin ki başkalarını mutlu etmektir. Anahtar o anahtardır. O anahtarı bilsin. Başkalarını mutlu etmeye çalışan insan mutlu olabilir. Hedefi mutluluk vermektir. Onu gerçekleştirmek üzere hayatını vakfeder. Bazı insanlar belki hiç anlamazlar onun öyle olduğunu. Ama onların anlamaları bir hüküm ifade etmiyor ki sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah ne diyor? Allah neyi anlıyor? Bir insan kalbindeki kötülüklerle gitsin başkalarına, iyi davransın, onlar da onu iyi sansınlar. Bu da bir kazançtır ama o kişi bundan gerekli neticeyi çıkartabilirse, yani başkalarına güzel davrandıkça onları mutlu ettiğini ama onları mutlu etmesinin arkasından kendisinin daha çok mutlu olduğunu fark ederse, o zaman hayatını başkalarına adayan birisi olur. Görür ki başkalarına mutluluk verdikçe kendisi mutlu oluyor. O zaman etrafında, herkesin etrafında 8-10 kişi olabilir. Her birine verdiği mutluluk kadar kendisi mutluluğu yaşayacaksa,
Başkalarına verdiğin mutluluğun 10 katını, daha kalabalık bir ortamda 20 katını o kişi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir karşılaştırın, birine bir kötülük yaptınız, arkasından huzursuzluk duyuyorsunuz, sıkıntı duyuyorsunuz. Hepiniz en azından tasavvufa girmeden önce böyle bir şeyler yapmışsınızdır size kötülük yapan birilerine. Biraz negatif davranışlarda bulunmuşsunuzdur. Arkasında nasıl huzursuz olduğunuzu fark ettiniz mi? Ama kime bir iyilik ulaştırdığınız zaman, onu mutlu eden bir davranışı vücuda getirdiğiniz zaman siz nasıl huzurlu oldunuz? Mutlu oldunuz? Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları hiç değişmiyor. İnsanlık tarihi boyunca bu böyle. Mutlu eden mutluluğu yakalar. Kendisi mutlu olur. Mutsuz eden de en çok kendisi mutsuz olandır. İşte A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kötü davranan bir insan her kötülüğün arkasından kendisi huzursuz olacağı için birine yaşattığı mutsuzluğun dört katını o kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, çünkü etrafında dört kişinin dördüne de kötülük etmiştir. Onları huzursuz kılmıştır. O huzursuzluğun aynını Allah da ona yaşatır. Öyleyse o her birine yaşattığı mutluluğun dört katını geçecektir ya da toplam mutluluğun hepsini yaşayacaktır. Öyleyse eğer bakarsak Allah Teala bizden ne istiyor? Niçin insan olarak yaratıldık? İnsan olmak demek Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluk olmak demek. Hepimiz mahlukuz, yaratıkız. Allah Teala tarafından yaratıldık. Ama Allah Teala'nın bizden istediği şey bu dünyada bizi Allah Teala'nın vücuda getirmesi, dünyaya getirmesi, bu dünyada mutlu olmamızı sağlamak içindir. Allah Teala sadece bunu ister. Ama İblis bütün insanların mutsuz olmasını ister. Onun için şeytanları, sayısız şeytanı herkesin yanına bir iki şeytan göndererek, en az bir şeytan göndererek insanları devamlı huzursuz etmek için her şeyi yapar. Bir tarafta Allah var, hepimizin mutluluğunu istiyor. Kanunlarını ona göre koymuş, Tevrat'a koymuş, İncil'e koymuş, Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Yedi safa, dört teslim diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Beş, iki daha yedi. Yedi safhada ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört teslim. Bu mutluluğun bütünüdür. O zaman hep mutlu olursunuz. O zaman kimseye düşman olamazsınız. Peki size düşman olanlar olur mu? Olur. Olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bu mümkün değildir. Çünkü kalbinizde kin ve nefreti Allah-u Teala bütünüyle söküp almıştır. Yoktur nefret. Kalbinizde nefret yoktur. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse güzel, gerçekten de öyle olsa gene güzel. İşte
Etrafınızda her zaman insanlar bulunacak. Bir tek sebeple ona sarılarak mutluluğu mutlak olarak yakalarsınız. Onları mutlu etmeye çalışma. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Diyelim ki size düşman olan birisi var. Sizinle uğraşıyor. Siz de onunla uğraşıyorsunuz. Ama o sizi mutsuz etmek için uğraşıyor. Siz onu mutlu etmek için uğraşıyorsunuz. O zaman size bütün gayretleriniz hep mutluluk verecektir. Huzur verecektir. Onu mutlu etmeye çalıştığınız için. Onun da bütün davranışları ona huzursuzluk verecektir. Sizi mutsuz etmeye çalıştığı için. Bir. İkincisi, mutsuz etmeye bütün çalışmalarının arkasından sizin hala eskisi gibi mutlu, çok mutlu olduğunuzu görmek onu mutsuz edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına, Allah'ın muhafazası altında olan dostlarına şeytanın bir zarar vermesi mümkün değildir. O da bunu çok iyi bilir. İşte sevgili kardeşlerim, dünya bu standartlar altında yaşayan insanlarla dolu. İnsanlar Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için birbirlerine kızarlar. Birisi birisine kötülük yaptığı zaman öteki mutlaka intikam almaya çalışır. İntikam alana kadar huzursuz bir insandır. İntikam aldıktan sonra huzursuzluğu geçmez. Yetmez. Onun intikam alması karşı tarafın yeniden ona saldırması için bir sebep teşkil eder. Ve bir kavga karşı tarafın da tekrar ona saldırdığını düşünelim. Bu ikinci tarafta yeniden saldırma ihtiyacını doğurur. Böylece devamlı kesintisiz bir düşmanlık müessesesi kişilerin ömürleri boyunca sürer gider. Oysa bize düşmanlık edenleri affetmek gerektiğini gösterdiğimiz zaman Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olay bu. Biz huzur içinde bir insan oluruz. Ve bize kötülük yapan, bizden ona bir kötülük gelmediğini gördüğünde hakkımızda istese de istemese de bazı şeyleri kabul edecektir. Bizim ona bir kötülük yapmak istemediğimizi, o bize kötülük yapsa da bizim ona kötülük yapmak istemediğimizi fark edecektir. O zaman bu insanlardan bir kısmının pişmanlık duyması eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Bir kısmı siz ona iyilik de yapsanız kötülüğünden vazgeçmeyecektir. Bu da onların tabiatlarıyla alakalı bir konu. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'yı severseniz, ona aşık olursanız, ona hayran olursanız insanları da mutlaka seversiniz. Size kötülük yapanlar da dahil. O zaman dünya sizin için bir cennet olur. Size düşman olanlar olabilir. Ama siz kimseye düşman olamayacağınız için hep kendinizi dostlar arasında yaşamış göreceksiniz. Kaldı ki böyle olduğunuz sürece gerçek dostlarınızın sayısı devamlı artacaktır. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.